Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri bu videoyu çekmemi bekliyordunuz. Hatta bazılarınız istediğini bile unuttu, biliyorum. Anca böyle o moda girebildim. Umarım doğru öğretebilirim, aktarabilirim. Balık sırtı şimdiye kadar hiç örmemiş, örmek isteyen ya da öğrenemeyen ya da bilen ama düzünü, tersini bilmeyen ya da tersini bilip düzünü bilmeyenler için bu videoyu hazırlamak istedim. Umuyorum ki severek izlersiniz ve umuyorum ki bu video bittikten sonra hepiniz balık sırtı örebilirsiniz diyorum. O zaman videoya hemen başlıyoruz. İlk öncesinde arkalı önlü bir şekilde kameraya çekiyorum. Şu yan tarafa da koyacağım mutlaka saçımın görüntüsünü. İsterseniz saçınıza başlamadan önce şu tarz köpüklerden de sıkabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum çünkü saçlarım aşırı derecede sert değiller. Sadece bir kere taramak istiyorum. Ben size göstermek amacıyla bugün saçımı ortadan ikiye ayırıp bir tarafını alttan, diğer tarafını üstten. Yani bir ters bir düz olarak balık sırtı örmeye göstereceğim. Bazı insanlar genelde bir tanesini örüyor. Bu arada aşağıda Caner bizim mutfak dolabını kurmaya çalışıyor. Taktuk sesler gelirse kusura bakmayın. O kısım birazcık dağınık olduğu için oyuncak dolabı aldım. Videonun sonunda gider onu da gösteririm size. Oyuncak dolabını mutfağa koyuyorum. Böyle bir insanım. Şimdi saçımı ilk önce ortadan ikiye ayırmak istiyorum. Aynen şu burun hizamdan başlayıp eminim ki yamuk oldu ama maksat güzel olması değil zaten deyip sadece göstermek için toplayıp şimdilik bunu gözümün önünden çektirtiyorum. Sonrasında bu ayırdığım kısma benim öğrendiğim gibi yapmaya başlıyorum. Bu arada ben balık sırtını ilkokula giderken öğrendim. Ablama yalvar yakar öğret bana diye direndikten sonra kendisi bana Barbie bebeklerimin saçlarında gösterdi. Bu arada ablam beni dizine yatırttırıp saatlerce saçımı örerdi. Benim de çok hoşuma gittiği için daha o zamanlarda öğrendim. Şimdi beni 25 yaşında ya da 30-35 yaşında birisi izliyorsa öğrenmekte zorluk çekebilirsiniz. Çünkü ben o zamanlar 8-9 yaşındaydım. O yüzden hemen kapıyordum. Şimdi birazcık zorlanabilirsiniz dediğim gibi ama en ince ayrıntısına kadar tane tane anlatıp size balık sırtıyı öğretmeye çalışacağım. Bu arada şunun bir parantezini açmak isterim ki mükemmel derecede öremiyorum. Sadece tekniğini size göstereceğim. Eliniz alıştıkça daha da güzel öreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Çünkü bunun için birazcık pratik gerekiyor. Aslında başka birinin saçında daha güzel örürken kendi saçımda çok beceremediğimi düşünüyorum. En azından o Pinterest'te gördüğümüz çok güzel saçlar çat çat şuralara koyacağım iki tane. Bunları özenmeyin. Çünkü saçlarında postişler oluyor. Yani postiş dediğim şey de 2-3 kat saç fazlalığı gibi düşün. O yüzden de onlar da daha güzel duruyor. Bizde birazcık daha cılız, sönük durabiliyor. Bu da sizi üzmesin lütfen. Hatta benim saçlarıma bakıp bakıp birazdan gülebilirsiniz. Çünkü kedi kuyruğu gibi olacak. Önce üstten almayı öğrendim. Daha sonrasında ablam dedi ki benim bir arkadaşım var. O alttan alıyor. Alttan almayı da denedim. O daha güzel oluyor. Bir tanesi gerçekten balığın sırtı gibi duruyor. Diğeri de birazcık daha dinozorun sırtı gibi duruyor tepede. Genelde yabancılar Pinterest'te falan gördükleriniz ters yapıyorlar. Şimdi ben ilk önce o cılızdan başlayayım. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapın ama bence bu kısma yapacağım daha güzel duruyor. Yine de tabii ki kararı siz verirsiniz. İlk önce saçımın ön kısmından minicik bir saç ayırıyorum. Buna çok dikkat edin çünkü bu kısımdan kalın saç aldığınızda güzel durmuyor. Bu saçı bildiğiniz normal örgü yapar gibi 3'e ayırıyorum ellerimle. Yine normal bildiğiniz örme şekli gibi başlayıp 1-2 tur şöyle atıp sonrasında bu elimde tuttuğum yere minik alttan alıp birleştiriyorum. Şimdi aynı şeyi öbür tarafa da yapacağım. Bunu aldım. Şimdi en uçtakini bir üste getiriyorum. Bu sefer de bu kısmımda bir parça daha alıp onunla birleştiriyorum. Ne oldu? İki taraftan da aldım ama orta kısmından daha almadım. Şimdi iki taraftan aldığımı, ellerime dikkat edin, iki taraftan aldığımı biri burada biri burada duruyor. İlk aldığımı üste atıp bu sefer orta kısmı için bir parça daha alıyorum. Aslında mantık şu, birbirlerinin üstünden geçirerek en sağdaki ile en soldaki buluşuyor. En sonuncuda da son olarak da orta kısma veriyorsunuz. Şöyle bir kere daha göstereceğim size. Soldan sağa attım. Orta kısmından tekrardan en sol kısmını alıyorum. Sonrasında da uçta kalan kısma bir parça ekliyorum. Çok kalın almamaya çalışın parçaları. Çünkü ne kadar ince alırsanız o kadar daha güzel duruyor. Ve elinizle sürekli şu kısımları düzeltmeye çalışın. Ne kadar düzeltirseniz o kadar hoş durur. Tekrardan üstten geçirdim.
kafamın ortasından minik bir parça alıp tekrardan o cılız kalan yeri birleştirip yine üstten atladım. Ya aslında o kadar basit bir şey ki bu. Ben diğerine çok beceremiyorum. Şimdi şuradan birazcık daha alıyorum. Daha da birleşsinler diye. Dediğim gibi zamanla öğreneceksiniz yapa yapa. Tekrardan üst kısmından parmağımı alıp şu alttan orta kısmını alttan itiyorum. İttiğim kısmı tekrardan parmağımı alıp burada elimde tuttuğum saçı da üstünden geçiriyorum. Yine ortadaki kalan saç cılız bir şekilde kalıyor. Ona da yeni bir saç ekliyorum. Karışık duruyor ama aslında yaptığınız zaman hiç düşünmeden yapıyorsunuz. Normal örgü gibi oluyor bir süre sonrasında. Ben artık oturduğum yerden bakmadan örebiliyorum. Ama dediğim gibi bunun için sadece pratik gerekiyor. Yine bu şekilde yavaş yavaş göstereyim size. Kenardan baş parmağımla alıyorum. En sol kısımdakini tutuyorum. Düzeltiyorum. O kısmı tekrar tutup en sağ kısma üstten parmağımı kancayı takıp orta kısmında baş parmağımla alttan geri veriyorum. Şimdi bu kısmım cılız kaldı. Burada beklettiğim parçayı tekrar üstten alıp bunları bekletip en sağ kısmı için alttan kafamın ortasından tekrardan bir parça alıp devam ediyorum. Şimdi bundan sonrasında arka kameram daha iyi çeker diye düşünüyorum. Ben birazcık hızlı davranacağım. Çabuk bitsin diye. Az çok anladığınızı düşünüyorum. Yani anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Olmadı bu videoları baştan sara sara en az 15-20 kere daha izleyin. Anlayacaksınızdır mutlaka. Ellerime bakıp kendiniz durdurup saçlarınızla örmeye çalışın. Başka türlü anlaması zor olur çünkü. Dediğim gibi ilk yapışınızda yapamayacaksınız. Çok normal. Özellikle bunu kendi saçınızda değil de başkasının saçında görerek yaparsanız daha da yardımcı olur. İlk öğrendiğim balık sırtı biçimiydi. Üstten alınan diyoruz. Yani iç kısma doğru toparlanıyor. Diğeri daha kaba duruyor ve bence daha güzel duruyor ama onu pek yapmayı beceremiyorum ben. Az kaldı zaten. Bitti sayılır. Son parçamı da şuradan alıyorum. Alt kısma geldiğiniz zaman sıkı sıkı yapmaya çalışın ki ense kökünüzden saçlarınız hem kalmasın hem de sarkmasın. Sarkıyor çünkü şu kısımdan şöyle toplanıyor. En son kısma geldiğiniz zaman da normal bildiğiniz berik gibi örüyorsunuz. Başka hiçbir esprisi yok. Sadece eğer benim gibi iki belik yapacaksanız kolunuzu mutlaka diğerine geçmeden dinlendirin. Çünkü öbür türlü ikincisinin yarısında durmak zorunda kalırsınız. Özellikle üst kollarım çok acıyor şu an. Ben uç kısma geldikten sonra bu arada bakın hiç bırakmadım. Yukarı doğru ördüm. Çünkü bırakıp aşağı doğru geçirdiğim zaman örme stilim terse dönüyor. Bu sefer de ortadan kıvrılabiliyor. O yüzden hiç bırakmadan yukarı doğru uzatıp kollarınızı o şekilde örmenizi tavsiye ederim. En uç kısmına küçük lastik tokalar olur ya bebeklere takılan. Şimdi hemen alıp geleceğim anlayacaksınız hangisi. Şu tokalardan takıyorum. Bende renklileri de var, şeffafları da var. Şeffaf takarsanız daha da güzel durur. Şimdilik ben siyahları takıyorum çünkü elime ilk siyah geldi diye. Diğer tarafıma geçiyorum. Elimden geldiğince, zaman buldukça, elim gittikçe alıştırmaya çalışıyorum. Ya bu şey gibi aslında. İlmek atmak gibi, örgü örmek gibi, dantel yapmak gibi bir şey. Ne kadar emek verirseniz o kadar sıkı örersiniz. Eskiden ablam bana şöyle şu kısmımdan saçımı ayırırdı. Böyle örerdi falan. Hatta Feriha yapıyordu onu. Ondan görüp yapardı. Bunu üstten atıyorken bunu alttan atıyoruz. Şimdi şu üç parçadan birini bu sefer alttan aldım. Diğer kısmını da alttan aldım. Mantık bu aslında. Sürekli alttan alıyorsunuz. Kenardaki saçlardan birleştiriyorsunuz. Sonra yine birbirlerinin altından veriyorsunuz. Her elinizde kalan cılız parçaya birazcık saç ekliyorsunuz. Yine alttan verip devam ediyorsunuz. Normal bir örgüye benziyor aslında. Birazcık daha meşakkatlisi. Tabii bunu konuşmadan örerseniz daha çok işinize yarar. Çünkü konuşunca birazcık kafanız karışabiliyor. Özellikle ben diğerini sabaha kadar konuşarak yapabilirim ama bu beni zorluyor.
elime her fırsat geçtiğinde bunu da yapmaya çalışıyorum ki öğreneyim diye. Çünkü gerçekten bence bu daha güzel duruyor. Bazı insanlar mesela benim ilk yaptığımı bilmiyorlar. Direkt bundan başlıyorlar. Keşke biz de öyle yapsaydık. Abla yaktın bizi. Olsun, yine de hiç bilmemektense biraz bilmek iyidir diyorum. Şu an pek bir fark anlaşılmıyor ikisi arasında ama bitirdikten sonra size daha yakın bir şekilde fotoğraflarını ekleyeceğim. O zaman anlayacaksınız. Aa evet, gerçekten farklılar diye. Yine alttan alıyorum. Diğerinin altına veriyorum. Üsttekini de öbür tarafa geçiriyorum. Bildiğiniz eliniz, parmaklarınız bir şiş. Saçlarınız ip. Örüyorsunuz yani. Hiçbir şey yok aslında. Şu an karıştırdım mesela. Arkamı görmediğim için neyi nereden aldım, nereye vereceğim bilmiyorum. Ben şu an yapmakta zorlanıyorum. En fazla 3-4 kere falan denemişimdir bunu. Yapacağız ama. Öğretme videosu çekip de kendi bilmeyen tek insan da ben olabilirim. Birlikte öğreniyoruz işte, ne? Uca geldik, tamam, sıkıntı yok. Az önce ördüğümün tam tersini örüyorum bunda. Yine yukarı doğru hiçbir şekilde bırakmıyorum terse dönmesin diye. Kollarım koptu. Size söylediğim şeyi ben yaptım. Dinlenmeden başladım. Sıkı sıkı örüyorum. Kaçtı. Tuttum. Oluyor. Yaşar. Yaşar atlayış yapıyor. Bitti. Vallahi bitirdik. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi size ikisinin arasındaki farkı göstereceğim. Hatta ben değil, Caner gösterecek. Gel bakalım buraya. Benim arka kısmımı bir kamerayla çek bakalım. Nasıl olmuş? Bununla değil kankam. Şu arkamdakiyle. Kaldırabilirsin birazcık. Otofokusu ayarlayabilirsin. Bulanık çıkar büyük ihtimalle. Bu kısmım dediğim gibi dıştan alınan. Bu kısmım benim ilk öğrendiğim tarafı. İkisinin farkı, birinin içten, birinin daha dıştan durması. Yani dinozor sırtı gibi duran bu aslında. Bu kısmım daha güzel duran kısmım. Bu tarafı da işte çerezlik gibi duruyor ama saçınız eğer daha gürse belki bu şekilde toplamanız daha güzel durabilir. Bilmiyorum. Ben gür olsaydı da bu şekilde toplardım. Çünkü bence daha güzel duruyor. Caner Bey, siz hangisini daha çok beğendiniz görüntü olarak? Ortadakini. O yaşam çizgisi. Meridyenim benim. Bu hani size bahsettiğim yer var ya, sıkı yapın yoksa bu kısmımda bir boşluk olur. Bakın burası çuval gibi duruyor mesela şu an. Bunun için burayı daha da sıkı toplamanız gerekiyordu şöyle dursun diye. Ya da buraya bir tel toka takabilirsiniz. Ben eskiden beceremediğim için bu lastik tokaları bu kısmıma da takıyordum. Aynen bu şekilde hile yapıyordum mesela. Daha güzel duruyordu. Öbür tarafta mesela... Öbür tarafıma geçelim kankam. Bence hiç uğraşmayın, direkt kesin. Saçı gökten. Bu tarafta mesela hiç öyle bir şeyin olma sıkıntısı olmuyor. Sağ taraf daha güzel gibime geliyor. Onu da güzel bir şekilde netleyelim. Bir ara sapıttım ama herhalde becerebildim diye düşünüyorum. Yine söyleyeyim. Sakın gür değilse, saçlarınız kötü durdu gibi hissetmeyin. Eğer postişlerle bu şekilde örürseniz daha da güzel durur. Ama bence bu şekilde de tatlı duruyor. Teşekkür ediyorum. Caner Bey. Boşluklar belli oluyor ve hata yaptığınızda daha çok belli oluyor. Ama diğer taraf, saçınız benim gibi ince olsa da daha kalın duruyor. O yüzden ben bu tarafı tercih ediyorum. Sadece şu kısımlarda birazcık tatsızlaşmış ama bunu da tel tokalarla halledeceğimi umut ediyorum. Dediğim gibi eğer kötü yaparsanız üzülmeyin, deneye yanıla. Ben dediğim gibi hala da kötü yapıyorum yani, oluyor. Başkasında denemeye çalışın, kendinizde denemeye çalışın. Boş zamanlarınızda eliniz sürekli saçlarınızda olsun. Zamanla anlayacaksınız. Hatta ilk yaptığınız saçınızın fotoğraf çekin.
3-4 ay sonrasında da yaptığınızda fotoğraf çekin. İkisini karşılaştırın, ne kadar ilerlediğinizi az çok anlayacaksınız. Bu sefer de daha çok haz duyacaksınız. Saç örmeyi ben çok seviyorum. Saçım örülü olduğu zaman gezmeyi çok seviyorum. Eğer siz de bu şekilde bu görüntüyü seviyorsanız daha romantik. Videoyu başa sarıp sarıp tekrardan yapmanızı tavsiye edeceğim. Umuyorum yararlı bir video olmuştur. Benden başka hangi saç stilini yapmamı isterseniz lütfen yorum olarak bırakın. Ayrıca hangi modeli daha çok beğendiniz? Birinci saçım mı, ikinci saçım mı? Onu da lütfen yorumlarda yazın. Okuyup kalpliyim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için de ekstra teşekkür ediyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu yararlı bulup beğendiyseniz de beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.